İnşallah bugün bir bayram teslimi olacaktır. Pazar günü olması, taziye ve düğünlerin olması hesabıyla programımızı fazla uzun tutup sizi fazla bekletmeyeceğiz. Öncelikle divanımızı kuracağız. Divan başkanlığına üyemiz Sayın Mehmet Karakuş'u takdimlerinize sunuyorum. Kabul eden, etmeyen kabul edilmiştir. Divan üyeliğine Sayın Seyit Ahmet Aydın ve Sayın Ahmet Sarıgül'ü takdim ediyorum. Kabul eden, kabul etmeyen kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, şu anda ben programı ondan sonrası yönetmek üzere Divan Başkanı Sayın Mehmet Bey'e veriyorum. Misafirlerimiz, değerli dostlar, bu güzel kongremize kıymetli zamanlarınızı ayırıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulum adına. Kongremizin başlangıcında saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Osman Fırat Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sonra Adıyaman'dan ayrıldım. Yatılı okumak üzere Ankara'ya gittim. 3 sene orada kaldım. Sonra da İstanbul'a geldim. Yıldız Mühendisliği bitirdikten sonra. Daha doğrusu yani 50 senedir İstanbul'da sayılırım. Memleketle pek bağım olmadı. Benim Adıyamanlı kardeşlerle tanışmam kendilerine teşekkür ederim. Bu dernek vasıtasıyla oldu. Ben başkan oldum da yalnız tabii Akyad'ın bana sözleri şuydu o arkadaşlara. Başkanım sen hiç merak etme. Orhan bak seni de uyarıyorum. Eğer Orhan kardeşini bu şekilde yalnız bırakırsan bak sen başkan olmadan sana söyleyeyim. Dolayısıyla bir toplumda yaşıyoruz. Bizim üniversitede hocamız şunu söylerdi. Çocuklar diyordu, bilgili olmak, hafız olmak değil. Bilgili olmak, bir şey lazım olduğunda nerede, nasıl bulabilirim meselesidir. Mesela ben de birçok kelimeyi bilmem. Ama doğrusu nedir diye bir imla kuralı diye bir kitap var. Yahut da Google'da girerseniz bu kelime nasıldır diye şey yaparım. Oradan öğrenebilirsiniz. Yani doğru kelimeyi bulabilmenin yolu doğru yere müracaattır. O bakımdan biz de şunu düşündük. Yani acaba Akyat'ta ne gibi etkinlikler yapalım, neler yapalım bu topluma, kardeşlerimize faydalı olur diye. İşte bu bakımdan bir takım şeyler yaptık. Son zamanlarda bir iki etkinlik de yaptık ama yani doğrusu Akyat'ta bir kimlik şeyi yaşandı diyebilirim. Bazı arkadaşlar katılmasa bana da ben hala onun olduğuna inanıyorum. O bakımdan yani bizim işimiz zor yani. Bir şey derneği gibi değil. Neyse bir zorluk daha var. Şimdi bana dediler ki arkadaşlar işte sen ayda bir sefer gel. Tamam biz işleri yürütürüz. Ama beni yalnız bıraktılar. Düşündüm ben, niye yalnız bıraktılar? Şöyle herhalde dedim. Şimdi Nasrettin Hoca'ya demişler, sen evliyasın falan. Üstüne yatmış. Sen demiş evliyasın, bir sefer de he evliyayım demiş. Sonunda da demişler, madem evliyasın bir keramet göster. Hoca düşünmüş. Karşısında bir koca çınar var. Ey çınar, gel buraya demiş falan. Beklem Çınar gelir mi? O gitmiş Çınar'a doğru. Şey demiş,
Ya sen dedin gelmedi. Bizde kibir yok. Biz gideriz. O gelmediyse biz gideriz. Şimdi madem ki siz gelmediniz, ben de Orhan kardeşim vasıtasıyla size geldim. Bak hiç bu kalabalığı ben görmedim yani. Size de teşekkür ediyorum. Lakin başarılar dilerim. Ben kendi adıma ne gerekiyorsa hazırım, emrindeyim. Ben de sizden de ricam şu, bu kardeşimize desteğinizi esirgemeyin. Biz de bir de kültür babından salı günleri burada Kur'an dersleri de yapıyoruz. Vakti olan kardeşler salı günü saat 8.30'da en geç 9'da başlıyoruz, onu da bitiriyoruz. Onu da beklerim. Hepinize sevgi ve saygılarını sunuyorum. Kurmuş olduğu Hülful Fudul Cemiyeti yani Erdemler Hareketi'nin mirasçıları olma idealiyle 1. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü düşüncesi, insan oranı incitmeden mazlumun ve mağdurun yüzünde tebessüm oluşturmak. 2. Değerlerine sıkıca bağlı birey, mutlu aile, huzurlu toplum idealine uygun kurumsal çalışma maddeleri inşa etmek ve uygulamalar yapmak. 3. Kültürümüzden ve köklerimizden aldığımız yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile günümüz koşullarında sosyal toplum yararına projeler geliştirmek ve siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimizin hizmetine sunmak olarak tanımlıyoruz misyonumuzu. Vizyon olarak değerlerimizin bizi sevk ettiği yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygusunun tüm hayatımızda yaşanabilir hale gelmesini sağlamak, toplumun genelinde insanlığın ihtiyaç duyacağı hayır hizmetlerinde cevap verebilecek insanlığın gelişimine katkı sağlayacak her türlü işbirliği zeminine hazır, dayanışmanın gücüne inanan bir şuur oluşturmak. Verdiği hizmetlerle toplumun teveccühünü kazanan, oluşturduğu bilişim odaklı nitelikli kadro ve sürekli arz eden hizmet altyapısıyla kendisini geliştiren ve tüm hemşerilerini kucaklayan bir sivil toplum kuruluşu olmak. Ahlaki ilkeler karakteri haline getirmiş, kişiliğine güven duyulan, özgüven sahibi, ufku açık, azimli, işinin ehli bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak. İlkelerimiz bağlamında da çalışmalarımızın her aşamasında gönüllü işbirliği çerçevesi kurularak doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda emanet bilincine göre hareket etmek. Kültürümüzden ve değerlerimizden aldığımız güç ile kaynaklarımızı bilme ve sahiplenme duygumuzun oluşturacağı enerjiyle çalışma motivasyonumuzun odak noktasını oluşturmak. İstişareyle hareket etme esasına riayet etmek, tüm çalışmalarımızda iktidarı tercih etmek, açıklık ve şeffaflık esasına riayet etmek, görevlendirme ve istihdamdan temsil kabiliyeti, ehliyet ve liyakatı öncelemektir. Değerli misafirlerimiz, misyonumuz, vizyonumuz ve ilkelerimiz özellikle bunlardan ibaret. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde bu çalışmaları sergilemeye çalışacağız. Hayata geçirmeye çalışacağız. Bu arada kıymetli misafirlerimiz, aramızda Sultan Gazi İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Kavak var. Huzurlarınıza bir selamlama konuşması yapmak için kürsüye arz ediyorum. Çok değerli Adıyaman'ın iş alan abilerimiz, başkanlarımız, hepiniz saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Adıyaman'ın Kültürünü Yaşatma Derneğimiz, kısaltması Atyat olarak, bugün bu 3. Kur'an Kongresi'nden fevkalar güzel bir sabah kahvaltısı bizlere ikram ettiler. Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Tabii bizim bu STK başkanlarımız bizleri hepimizi bir araya getiren ve öncülüğü yapan değerli STK'lerimize hepiniz huzurunda teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Eylül günü eylül pazarlar dilerim. Selamünaleyküm canım.
değerli Osman Başkan'ın da belirttiği üzere Akyad'ın isminden de anlaşılacağı üzere Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği olarak biliyoruz. Ve somut olarak birkaç tane etkinliği oldu. Bunların devamını biz bekliyoruz. Özellikle yeni yönetimden, Orhan Bey'den. Bu Adıyaman kültürüyle, yani Adıyaman kültürünü ne şekilde yaşatacaksa bunları bundan sonraki süreçte aktif olarak biz de kentlermiş, dernekler federasyonu olarak takip etmek ve destek olmak istiyoruz. Bu açıdan biz STK'lar genelde zaten bu kültürü yaşatmak için, bir araya gelmek için oluşan yapılardır. Biz federasyon olarak bir takım etkinliklerde bulunuyoruz. Fakat biz de yeteri kadar bu kültürü yaşatamıyoruz. Özellikle geçmişte kalan kültürümüzden parçalar var. Yani unutulmaya yüz tutmuş. Bu kültürü burada canlandıracak bir dernek kurmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Alfabetik sıraya göre yeni yönetim kurulumuz Genel Başkan Orhan Güzelaydın, Abdülkadir Balcı, Abuzer Yakan, Abuzer Yetkin, Ahmet Özkan, Ahmet Süt, Ali Kızılay, Bayram Temurboğa, Cumali Çakır, Emin Doğan, Eşref Yıldırım, Hacı Yusuf Balcı, Hasan Toytekin, Hasan Yaşar, Hüseyin Sarıgül, İsa Işık, Kazım Peker, Mehmet Aydın, Mehmet Cingöz, Mehmet Kamar, Mehmet Karakuş, Mehmet Müslüm, Mehmet Oğuz, Mehmet Sağlık, Muhittin Ulutaş, Murat Akgül, Murat Bakırcı, Mustafa Tosun, Mustafa Yıldırım, Nihat Saydam, Osman Fırat, Ömer Turan, Ramazan Kılınç, Recep Tanrıverdin, Refik Dokubacı, Sait Aybak, Seyit Ahmet Aydın, Tahir Alpaydın, Yasin Ertaş, Yunus Kutlar. Yönetim kurulumuzu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Denetleme kurulumuz İzzettin Balcı, İsmail Oruç, Ahmet Sarıgül, Musa Saray, Özkan Yılmaz, Aziz Süt. Denetim kurulunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Kabul edilmiştir. Sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Değerli misafirlerimiz. Teşekkür konuşmasını yapmak üzere yeni genel başkanımız Sayın Orhan Güzelaydın'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın basın mensupları, çok kıymetli misafirler, hepiniz Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği'nin 3. olan kongresine hoş geldiniz. Kurucu genel başkanımız Sayın İzzettin Balcı, kendisi şu an aramızda değil. Bugüne kadar bize verdiği emeklerden dolayı sizin huzurunuzda ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Ondan sonra görev devralan büyük üstad hocam, ilahiyatçı, mühendis başkanım, kendisine buradan hoca diyorum. Gerçekten kendisinden çok şey öğrendim. Osman Fırat Beyefendi'ye sizin huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Değerli arkadaşlar, iki tane büyük üstattan sonra gerçekten bu görevi almanın ne kadar ağır olduğunun bilincindeyim. Allah beni onlara mahcup etmesin, sizlere de mahcup etmesin. Değerli arkadaşlar, çıktığımız bu yolda hocalarımızın, üstadlarımızın, STK başkanlarımızın, federasyon başkanlarımızın mutlaka hepsinin İhtiyacımız olacaktır onlara. Onlarla beraber yürümeyi düşünüyoruz. Çünkü biz Sultan Gazi'de hemen hemen tek ildeyiz. Hep beraber hareket edersek, hep beraber olursak daha büyük başarılara imza atacağımızdan ben eminim. Hepimiz Adıyaman'ın bağrından kopup gelmiş insanlarız. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşıyoruz. STK'ların bizim hayatımızdaki önemi çok ortada. STK'ların içinde olmamız gerekiyor. STK'larla içli dışlı olmamız gerekiyor. Çünkü bizler burada birbirlerimizi tanıyoruz. Bizim değerlerimizi burada öğreniyoruz. Bunu herkese, her birime tavsiye ediyorum. Lütfen STK'ların içinde olun. Sultan Gazi'de
sizler de biliyorsunuz ki bizim nüfusumuz neredeyse birinci sırada. Ve yapacağımız etkinliklerde Adıyamanlarımızı bir araya getirmekte, iş alanlarımızın dönük çalışmalar yapmak ve öğrencilerimize, gençlerimize dönük çalışmalar yapacağız. Sadece Adıyamanları değil, yapacağımız çalışma Sultan Gazi'de oturan bütün kesimleri ilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bu pazar sabahı kıymetli vakitlerinizi ayırdınız. Ben daha da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hepinizin yardımını bekliyorum. Çıktığımız bu yolda hepinizin dualarına ihtiyacım var. Hepinizi yanında görmek istiyorum. Tekrar vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, sevgili Genel Başkanımıza, şahsım ve yönetim kurulum adına ben de teşekkür ediyorum. Kendisine hayırlı muvaffakiyetler diliyorum. Değerli misafirlerimiz, bu arada yeni yönetimi aramızda olanları şöyle resim almak için huzura davet ediyorum. İsmi okunan yönetim kurulu üyeleri. Buyurun başkanım. Allah selamet olsun. Sağlık, bak, bu neyse işlersin. Hadi gidelim.